Elif Ürse, Aziz Nesin'in Koltuk adlı kitabından Adamı Zorla Deli Ederler adlı öyküyü seslendiriyor. Gözlüklü olanı, arkadaşlar dedi, bu birdenbire karar verilecek iş değil, iyice düşünüp taşınmak gerekir. İçlerinden en genci, evet dedi, çok iyi düşünmeliyiz, kendi elimizde kendi başımıza püsküllü bela almayalım. Yüzü çilli adam, önce şunu düşünelim dedi, biz şimdikinden memnun muyuz? Hep birden değiliz dediler. O tekrar sordu. Neden memnun değiliz? Gözlüklüsü deli birader dedi. Herif deli. Öbürleri evet deli. Zır deli diye tekrarladılar. Çilli adam tamam dedi. Mesele burada işte. Yeniden bir deli seçmeyelim. Şişman göbekli adam bundan önceki de deliydi dedi. Gözlüklü biz bunlar deli diye seçmiyoruz ki dedi. Akıllı uslu adamlar diye seçiyoruz en akıllı bildiğimiz sonradan zır deli çıkıyor. İkide bir öksüren zayıf ihtiyar <laughs> Allah Allah dedi. Ne hikmettir bilmem ki. Yani bu makama gelenler aklını oynatıyor. Şişman bu makama gelenler değil bu makama getirdiklerimiz diye sözü düzeltti. Genç olanı makamın ne kabahati var dedi. Anlaşılan bunlar aslında hep deli ama delilik yapmaya fırsat bulamıyorlar. Biz başımıza geçirince fırsat bu fırsat diye işi azıtıyorlar. Sıska ihtiyar <laughs> ister eskiden olsun ister sonradan benim bildiğim <laughs> bunların hepsi deli çıkıyor. Şimdiye kadar bir akıllısını göremedik dedi. Çilli adam yahu şöyle böyle diyorsunuz ama bu adam benim aşağı yukarı 30 yıllık arkadaşım. Yani biz bunu başkan yapmadan önce deliliği falan yoktu dedi. Olabilir her deli anadan doğma deli olmaz ya demek delirmek için kendisini başkan yapmamızı beklemiş gözlüklü, onu bunu bırakın dedi. Eskisi geçmiş. Bu kez kimi başkan yapacağız? Her biri bir ad ortaya attı. Bütün adlara karşı konuldu. Yeni seçilecek başkan hem deli olmayacak hem de seçildikten sonra delirmeyecekti. Belki yüz at saydılar, hiçbirini gözleri tutmadı. Gözlüklü adam, tamam dedi. Benim aklıma geldi. Rasim Bey'e ne dersiniz? Allah için namuslu adam. Hem namuslu hem terbiyeli hem de alçak gönüllü. Kimsenin malında gözü yok. İyilik sever, bilgili, tok gözlü, tok sözlü, çalışkan, tecrübeli. Rasim Bey'i öve öve bitiremiyorlardı. Şişman göbekli adam, benim bildiğim Rasim Bey, başkan olmak istemez dedi. Sıska ihtiyar, evet dedi, ben onu çocukluğundan beri tanırım. Hiç sanmam ki başkan olsun. Çilli, olmaz dedi, imkanı yok olmaz. Böyle işlere burnunu sokmak istemez. Genç adam kabul etmez dedi. Gözlüklü bağırdı. Peki ne yapalım? Yani ben de biliyorum olmaz ama söyleyin de öyle yapalım. Ya bir adam bulduk işe yarar o da kabul etmeyecek. Bu toplantıda konuşanların gösterdiği adayın kazanmaması olanaksızdı. Halkın onlara büyük güveni olduğundan kimi seçin derlerse halk onu seçerdi. Hep birden kalkıp Rasim Bey'in evine gittiler. Durumu anlattılar. Ya yani kimi başkan yapmışlarsa sonunda ne mal olduğu anlaşılmıştı. Hepsi deli çıkmıştı. Rasim Bey, bana ne kastınız var dedi. Beni delirtmek mi istiyorsunuz? Estağfurullah. Sen aklı başında bir insansın. Bu işi senden rica ediyoruz. İmkansız, yapamam. Bu bir memleket görevi Rasim Bey. Milletin umudu sizde Rasim Bey. Halka hizmet vatan işi bu Rasim Bey. <laughs> o denli üstelediler ki sonunda Rasim Bey, bir şartla kabul ederim dedi. Söyle Emret. Bütün şartlarını peşin peşin kabul ediyoruz. Rasim Bey, şartım şu dedi. Bakın açık söylüyorum. Sonradan söylemedi demeyin. Dal kavukluk istemem. Ziyafet, miyafet istemem. Kimse beni şişirmeyecek. Beni öyle öve öve göklere çıkarmayacaksınız. Benim için nutuklar vermeyeceksiniz. Nasıl? Yapabilir misiniz? Ben de insanım. Beni baştan çıkarmak yok. Kabul mü? Kabul diye bağırdılar. Gördün mü namuslu insanı? Aklı başında adam böyle olur işte. <laughs> Aşk olsun şu Rasim Bey'e. Rasim Bey seçimi kazandı, başkan oldu. Daha o sabah evine 50 aşkın tebrik telgrafı geldi. Bir tanesini açtı okudu. Pek muhterem ve memleketimizin en değerli güzide evladı pek sayın Bay Rasim diye başlıyordu. Öbür tebrik telgrafını okumadı. Allah'ım sen beni koru diye Tanrı'ya yalvardı. Az sonra kapı çalındı. Gözlüklü adam elinde büyük bir çiçek demetiyle geldi. Eğilerek tebriklerini sundu. Rasim Bey suratını astı. "Bunların ne gereği var?" dedi. Biraz sonra sıska ihtiyar bastonla dayanarak bir elinde büyük bir çiçek demetiyle geldi. İki büklüm Rasim Bey'in ellerine sarıldı. Rasim Bey suratını astı, sert ve soğuk. "Zahmet ettiniz." dedi genç olanı, çilli adam, şişman göbekli sırayla geliyorlar, tebriklerini, saygılarını sunup gidiyorlardı. Rasim Bey, aklımı sen koru Tanrım diye dua ediyordu. Şerefinize ziyafet var diye haber geldi. Rasim Bey, gitsem mi, gitmesem mi diye düşünürken kapıya araba dayandı. Salon saray salonu gibi donanmıştı. 40 kişilik sofrada vazolar, çiçekler, şamdanlar, neler neler yoktu. Gözlüklü adam Kadehi elinde ayağa kalktı. Önce seçim başarısını kutlamakla söze başlayıp Rasim Bey'e döndü. Ey büyük zeka, ey eşsiz adam, ey harika insan. Senin yapıcı zekanla kısa zamanda yüzü kıpkırmızı olan Rasim Bey sofradan kalktı, öfkeyle evine döndü. İçinden e, bu ders onlara yeter diyordu. Ertesi gün işinin başına gitmek için evinden çıktı. Bir de baktı ki sokakta bir şenlik. Evinin kapısından belediye dairesine kadar yola halılar serilmiş. Davullar, zurnalar çalıyor. Defne dallarıyla her yan donanmış. Okul çocukları yollara dizilmiş, bir alkıştır koptu. Yaşa! Genç adam şehir bandosunun davulcusuna bağırıyordu. Daha kuvvetli vur. Çocuklara bağırıyordu. Daha kuvvetli bağırın. Yaşa! Yollarda kurbanlar kesiliyordu ana yolun ortasına defne dallarıyla süslü bir tak yapılmış, üstüne yeni başkanımız çok yaşa diye yazılmıştı. Kürsüye çıkan şişman göbekli adam nutka başladı. Çalışkanlığı, doğruluğu, işbilirliği, yurtseverliğiyle bütün hemşerilerin kalbinde sarsılmaz bir yer almış olan yeni başkanımız, hiddetten kıpkırmızı olan Rasim Bey ileri atıldı, şişman göbekli adamın okuduğu kağıdı elinden çekip aldı, yırttı. İstemem böyle şey diye şişman adamı tersledi. Çilli adam yurttaşlar diye bağırdı. Şu alçak gönüllülük örneği hareketi kimde gördünüz? Yaşasın yeni başkanımız yaşasın. Yoğun bir alkış koptu. Yeni başkan alkışlardan yağmurdan kaçar gibi koşarak kendisini büyük yapıya attı. Salon gelenlerle dolup taşıyordu. Elleri göbeğinde bağlı genç adam bir emriniz var mı sayın başkanım dedi sıska ihtiyar, hiç kimse şimdiye kadar bu makama sizin gibi yakışmamıştı dedi. Başkan, vallahi billahi istifa ederim diye bağırdı. Çıkın dışarı. Odadakiler iki büklüm eğilerek geri geri gittiler. Baş emre emredersiniz çıkalım. Rasim Bey başını salladı, la havle çekti. Çilli adam, istirahat buyurun beyefendi dedi. Gözlüklü, siz bilirsiniz ama ilk günden bu kadar yorulmasanız iyi olur efendim dedi. Başkan, defolun diye bağırdı çalışma olanağı yoktu. Dışarı çıktı. Genç adam çekilin çekilin başkanımız geliyor yol açın diye halkı dağıttı. Rasim Bey evine kapandı. O gün hiç dışarı çıkmadı. Ertesi sabah orada çıkan iki yerel gazeteyi getirtti. Gazetelerde kocaman resimleri basılmıştı. Biri hemşerilerinin övdüğü büyük zeka, öbürü dünyanın en çalışkan başkanı diye yazıyordu. Bütün gazeteler onun övgüleriyle doluydu. Akşam otomobille kapısına geldiler. Bugün gelen oyuncu kızlar evinize mi gelsinler yoksa zat haliniz gazinoya teşrif eder misiniz? Rasim Bey "Ben gelirim." dedi. Gazinoda genç adam aynı havayı teneffüs etmekle mutluluk duyduğumuz sayın başkanımız diye başladı, yarım saat konuştu. Rasim Bey onu susturmuştu ki arkadan gözlüklü başladı. Ne kadar mutluyuz ki böyle erdemli bir başbakanın Rasim Bey gülümsüyordu. Aradan bir yıl kadar geçti. Gözlüklü, genç adam, şişman göbekli, sıska ihtiyar yine toplanmış konuşuyorlardı. Biz bununla başa çıkamayız arkadaşlar. Bu hepsinden de baskın çıktı. Biz başkan seçmemişiz, başımıza bela satın almışız. Deliyle başa çıkılmaz birader. Aa, mağrur, küçük dağları ben yarattım diyor. Bu ne burnu büyüklük. Deliler böyle olur. Peki ne yapacağız? Yani yeni seçimlere kadar bu deliği başımızda çekecek miyiz? Yok canım. Ne diye? Herif tımarhanelik deli işte. Ya doğduğu evi müze yaptırıyor. Meydana heykelini diktirmeye kalktı. Dün birinin suratına tükürmüş. Hii, geçen gece de rakı masasının üzerine çıkıp çifte telli oynadı. Peki ne yapacağız bu zır deliği? Cık. Yapılacak şey bunu doktora muayene ettirtip bir deli raporu almak. Sonra da tımarhaneye göndermek. Gözlüklü. Vakit kaybetmeyelim. Hani belki birisinin üzerine atılır elinden bir kaza çıkar dedi. Evet 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 doğru. Çok doğru. Yarın sabah erkenden bağlatalım, tımarhaneye gönderelim. O zaman yeni seçimlere gideriz. Peki şimdi kimi başkan yapacağız? <laughs> Aman arkadaşlar, dikkatli olalım. Hiç olmazsa bu kez aklı başında birini seçelim. Doğru. Bu delilerden bıktık vallahi.